8 Nisan 2018'de yapılan Deniz Ticaret Odası organ seçimleri ve hemen ardından 13 Nisan'da gerçekleşen yönetim kurulu seçimleri sonrası, genel kurul delegelerinin teveccühüyle yönetime gelen Tamer Kıran ve çalışma arkadaşları, ilk günden kolları sıvayarak sektörümüz için çalışmalara başlamıştır. Yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapılmış ve Şadan Kaptanoğlu ile Recep Düzgit Başkan Yardımcılığına getirilirken, Faruk Miras Sayman üye olmuştur. Ankara ile ilişkilere büyük önem veren yönetimimiz birçok bakanlığa geniş katılımlı ziyaretler gerçekleştirmiş ve fikir alışverişinde bulunmuştur. Bu kapsamda ilk olarak Başkanımız Tamer Kıran ve beraberindeki heyet, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Sayın Ahmet Arslan'ı makamında ziyaret etti. Başkanımız Tamer Kıran, Ahmet Arslan'a günün anısına bir hediye takdim etti. Bakan Ahmet Arslan, yeni Deniz Ticaret Odası yönetimini tebrik etti ve denizciliği daha yukarılara çıkaracaklarına inandığını belirtti. Yeni seçilen Deniz Ticaret Odamızın yönetimini, meclis yönetimini ve başkanlarını tekrar tebrik ediyoruz. İnşallah onlarla birlikte yine denizciliğimizin hizmetinde olmak adına birlikte hem bakanlıkta hem sahada çalışmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla bugün geldiler, denizciliğimizin geldiği durum, bundan sonraki beklentilerini söylediler. Biz de yapmak istediklerimizi ve bundan sonra yapacaklarımızı onlarla paylaştık. İnşallah bu birlikte çalışma anlayışı, birlikte çalışma kültürü bundan sonra da devam edecek. Tekrar teşekkür ediyoruz ve arkadaşları tebrik ediyoruz. Ankara ziyaretlerine devam eden Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ve beraberindeki heyet, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi'yi makamında ziyaret etti. Bakan Tüfekçi, Tamer Kıran ve çalışma arkadaşlarına başarılar diledi. Seçilen arkadaşlarımıza, başkana, yönetim kuruluna başarılar diliyoruz. Hayırlı hizmetler yapmayı Cenab-ı Allah nasip etsin. Başkanımız Tamer Kıran ve beraberindeki heyet, Ankara ziyaretleri kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyarette Başkan Hisarcıklıoğlu, Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran ve yönetim kuruluna hayırlı olsun dileklerinde bulundu ve TOP Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'yla DTO heyeti hatıra fotoğrafı çektirdi. Ben yeni dönemde yönetim kurulu başkanlığımıza seçilen Tamer Kıran kardeşimi kutluyorum. İnşallah birlikte çok hayırlı işler yapacağız. Denizcilik sektörü Türkiye'nin olmazsa olmazı. Yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte Rıfat Başkanımızı ziyarete geldik. Kendisinin denizcilik sektörüne olan desteğini, ilgisini, alakasını çok yakından biliyoruz. Önümüzdeki 4 yıllık dönemde de inşallah bu desteği tek kendisinden görmek ümidiyle güzel bir toplantı yaptık ve şu anda ayrılıyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum bize gösterdiği bu yakınlık ve bu misafirperverlik için. Hayırlı olsun kardeşim. Devletle olan iyi ilişkileri sürdürmek ve daha da ileri götürme arzusunda olan yönetimimiz, özellikle Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile temaslar kurmuş ve bu kapsamda üst düzey ziyaretlerde bulunmuştur. Yönetim Kurulu Başkanımız Tamer Kıran ve Meclis Başkanımız Salih Zeki Çakır Başkanlığındaki heyet, başta Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri Aka olmak üzere, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Selçuk Sert, Deniz Ticareti Genel Müdürü Durmuş Ünüvar ve Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü Salim Özpak'ı ziyaret etmiştir. Oda dışında da bir araya gelmeye başlayan yönetimimiz bu kapsamda Piri Reis Üniversitesi'nde bir toplantı gerçekleştirdi ve üniversitenin sorunları masaya yatırıldı. Üniversitemizin rektörü Profesör Doktor Oral Erdoğan'ın da katıldığı bu toplantıda bilgi alışverişinde bulunuldu ve üniversitenin son durumu ele alındı. Üniversitemizi tanıttık ki yönetim kurulunun mevcut 3 üyesi önceki yönetimlerde de bulunduğu için zaten aynı zamanda üniversitemizi yakından da tanıyor ama diğer üyelere kamudaki bildiklerinin ötesinde biraz daha derin üniversitemizi tanıtma fırsatını bulduk. İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Türk Lloyd'u merkez binasında gerçekleşen Türk Lloyd'u Vakfı'nın 62. Olağan Genel Kurul Toplantısında DTO'yu temsil etti. Başkanımız kürsüden gerçekleştirdiği konuşmada Türk Lloyd'u ile ilişkilerin devam edeceğini vurguladı. İnanıyorum ki ben ülkemizin gücüyle, varlığımızla hakikaten ülkemiz çok önemli bir hem konumda hem ülke durumunda. Bunun gücüyle hep birlikte biz bu işi başaracağız.
Her yıl düzenlenen meslek şehitlerini anma ve kılavuz kaptanlar haftası kapsamında İstanbul İnciburun'da bulunan Kaptan Fahrettin Aksu Kılavuzluk İstasyonu'nda düzenlenen törene DTO Yönetim Kurulu Başkanımız Tamer Kıran da katıldı. Kürsüden bir konuşma yapan Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, kılavuz kaptanlığı tıpta uzmanlık gibi kaptanların uzmanlık statüsü olarak gördüğünü ifade etti. Kılavuz kaptanlık bende şöyle bir duygu uyandırır, şöyle bir fikir uyandırır. Tıpta uzmanlık gibidir. 7 sene okursun, pratisyen hekim olursun. Ondan sonra bir sınava girersin. O sınavda aldığın dereceye göre branşlaşırsın. İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanımız Tamer Kıran ve çalışma arkadaşları, denizciliğimizin gelişimi ve sorunların yerinde çözümü için birçok toplantı, seminer ve etkinliğe katıldı. İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, denizcilik camiasının önde gelen isimlerinin katıldığı TIMOP Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası'nın Denizci Öğrenci Kurultayı'nda bir sunum gerçekleştirdi ve denizcilik eğitimindeki dönüşüm ve denizcilikte kariyer planlaması ile ilgili tecrübelerini 200'e yakın öğrenciyle paylaştı. Anadolu Hisarı Kıyı Emniyet Tesislerinde gerçekleştirilen Beykoz Denizciler Derneği geleneksel kahvaltı buluşmasında odamız temsil edildi. DTO heyeti, İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği'nin Kadıköy Belediyesi Kozyatağı Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirdiği genel kurul toplantısı ve İTÜ Denizcilik Fakültesi mezunlarının yardım gecesinde yer aldı. İstanbul'da gerçekleşen ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu DEİK'in olağan genel kurul toplantısına üst düzey katılım sağlandı. Hilton İstanbul Kozyatağı'nda gerçekleşen Vista Networking etkinliğinde yer alan DTO heyeti, sektördeki kadın denizcilere tam destek verdi. Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilen deniz taşımacılığında kullanılan araçların uluslararası seyir-i sefer hallerine ilişkin hüküm sonrası yaşanan boşluğu kapatmak amacıyla hazırlanması planlanan yönetmelikle ilgili İMEAK Deniz Ticaret Odası Genel Merkezi'nde bir toplantı gerçekleştirildi. Göreve başladığı günden bu yana denizcilik eğitimine büyük önem veren odamız Uluslararası Denizcilik Örgütü himayesinde İsveç'in Malmö kentinde bulunan Dünya Denizcilik Üniversitesi, Deniz Emniyeti ve Çevre Yönetimi alanında yüksek lisans yapan Uluslararası Öğrenci Grubu, öğretim üyesi ve bakanlık temsilcilerini İMEAK DTO Genel Merkezi'nde ağırladı ve öğrencilere odamızca yürütülen faaliyet ve hizmetlere ilişkin bilgiler verildi. Çevrenin korunmasına ilişkin önemli çalışmalar yapan odamız, Ankara'da düzenlenen ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca koordine edilen Marmara Denizi Bütünleşik Modelleme Faz 1 projesinin kapanış çalıştayına katıldı. Çalıştay'da ortaya çıkan sonuçların ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılmasına karar verildi. Denizaltı liman hizmetleriyle gemi akaryakıt, ikmal, vasıta ve deniz araçlarının bağlama ve barınma yeriyle sorunun çözümü için çalışmalar yapan odamız, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Profesör Doktor Sayın Fuat Alerçin'le bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda denizaltı liman hizmetlerine ait deniz araçlarıyla akaryakıt barçlarının ortak bağlama barınma yeri olarak düşünülen Tuzla İstaç Katı Sıvı Atık Alım Tesisi rıhtımının kullanımı masaya yatırıldı. İstanbul'un genel ulaşım konularının görüşülmesi için İBB Saraçhane Hizmet Binası'nda İBB Meclis Başkan Vekili Ahmet Selamet Başkanlığı'nda gerçekleşen toplantıya İMEAK DTO Yönetim Kurulu üyemiz Sina Şen ve odamız sekreteryası katılım sağladı. Odamız Ankara'da TOP Sosyal Tesislerinde gerçekleşen TOP ve Euro Chambers işbirliğinde yürütülecek olan Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu isimli ve 5 milyon euro bütçeli projenin bilgilendirme toplantısına katıldı. Odamızda 2018 yılında üyelerimize yönelik gerçekleştirilecek olan eğitim ve seminerler kapsamında Profesör Doktor Mustafa İnsel tarafından gemilerde operasyonel enerji verimliliği konulu bir seminer gerçekleştirildi. Seminerde gemilerde enerji verimliliğini artırıcı teknik ve operasyonel önlemler, emisyon kuralları, trim optimizasyonu, bakım, tutum ve modernizasyon konuları ele alındı. Denizcilik sektörünün önde gelen isimleri ve kurumları da yeni yönetime hayırlı olsun dileklerinde bulunmak için İMEAK Deniz Ticaret Odası'nın Fındıklı'daki merkezine geldiler. Gemi Brokerları Derneği Başkanı Pelin Gezicioğlu ve beraberindeki heyet, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Türk Denizciler Sendikası Genel Başkanı Hasan Pekdemir,
Ziya Kalkavan Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Gönenç ve Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürü Mehmet Ali Yığıcı, Başkanımız Tamer Kıran ve Yönetim Kurulu'nu makamlarında ziyaret ederek başarı dileklerinde bulundular.